Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddiabilir TV'den hepinize merhabalar. 8 Ağustos Perşembe gününün UEFA Avrupa Ligi maçları ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabi maçlar o kadar zor olunca tek başına altından kalkamadım. Gördüğünüz gibi özel olarak Atistix TV'den Arda'yı getirttim buraya. Kaç milyon dolar? Kardeşim hoş geldin. Kaç milyon dolar, o kısmını sonra konuşuruz. Aynen. Evet, kendisine özel olarak burada tatil. Selamlar herkese bu arada. Tatil ayarladık, otel ayarladık. 3 gündür burada tatil yapıyorsunuz. Niye Atistix TV'de video yok sanıyorsunuz burada? Kafa dinliyor çünkü. Tabii. Ama gel artık dedim, yeter bu kadar. Perşembe maçlarını bir beraber yorumlayalım. Hem Atistix TV ekranlarında hem de İddiabilir TV ekranlarında ortak olarak bu yayın izleyebileceksiniz. Hemen salı günkü programımıza bakalım. Maçlarımız fena değildi. Yine alternatif tercihlerle birleştirebilen ve her zaman dediğimiz gibi alternatif kupon yapan takipçilerimiz kazandılar. Ama yatanlar da var tabii. Zagreb galibiyeti olmadı. Sürprizler çıktı. Ben tutturdum vallahi. Ha, oraya geleceğim şimdi. 5 liraya tutturdum. Oraya geleceğim. Önerilen videolardaki özel olarak nasıl kupon yapmalısınız videomuzu izlerseniz özellikle yeni takipçilerimiz daha rahat kupon tutturabileceksiniz arkadaşlar. Hemen kısaca bahsedeyim. Elimizde görmüş olduğunuz kupon. Şu görmüş olduğunuz kupon. Tam 8 orandan nasıl oldu hemen anlatayım. Dün ben video çekimindeyken Arda tabi Antalya'da, biz ses kaydıyla böyle haberleşiyoruz filan. Abi dedi işte şu an şeye girdim. Nasıl dedi tercihler, hiç bakamadım maçlara filan falan. Neyse, benden cevap gelmeyince açmış videomu izlemiş. Bakın bu çok önemli. Arda kim? Bu maçlardan, takımlardan anlayan adam. Siz de anlıyorsunuz. Bizi izliyorsunuz. Adam bakmış hani sakatı cezası var mı ne demişim. Bir izlemiş ben beni. Ben bakmadığım için haberim yok. Ha, bir izledim, baktım sadece. Demişim ki Ajax Pauk var ha demiş, tanıyor ediyor. Evet doğru, var olabilir. Kendi de katılmış. Bak kendi de katılmış. Kendi fikri de. Apoel yönetmen ekrana ver kuponu da görsünler. Apoel Karabağ'da ne olur ne olmaz demiş. 2-3 golü alalım hani tarafa girmeyelim. Maçında 2-3 gol biraz da yüksek orana gittin herhalde. Evet. Oradan yırtmışsın. 3-0 diye düşündüm onu söyleyeyim. Aynen, o da aslında yener diye düşünmüş evet. Yani ama bir de yüksek oran alayım diye 2-3 gole gitmiş. 5 lira oynuyor, ne yapacağım? Ha, 5 liralık atayım yani. Çerezlik. Her zaman diyoruz çıtır çerezlik atmış hemen. Kulüp Brugge'de hani 2-3 gole gitmeyebilir, 1-0 alabilir diye kendi düşünmüş ve skoru da tutturaraktan 5 liraya ekranda gördüğünüz gibi yaklaşık 39 lira. 8 orana yakın. Buna eşim de oynadı bu arada. 3 lira da aynısını. Hatta arkadaşın da 50 mi 100 mü basmış dediğin. 50 bastı. Evet, o gördüğünüz başka. Gibi Atistix TV'nin gelişi dönüşü muhteşem oldu Antalya'ya. Yine beraber kupon tutturarak. Kağıt, evet o kaç 5 yılın üstüne kağıt kupon yapmış. Aynen. Yani normalde sanal bayiden oynuyor. Bunu da programdan sonra kutlayacağız akşam. Bir de Antalya'da şöyle bir durum var. Her yerde iddia bayi var. Evet, adım başı 200 metrede bir değil mi? İnanılmaz enteresan. Yani buraları bayağı şey yaptılar ya. 500 metrede bir var herhalde değil mi? Bir de yeni sistem gelecek ya, ondan dolayı hazırlamışlardır. Canlı bayağı bir hazırlamışlar. Yani yürürken bir tanesinin önünden geçtim ya, diğerinde dayanamadık artık. Arkadaşlar dedi hadi girelim diye. Bu videoyu izledikleri sırada akşam canlı yayınımızın da haberini verelim. 6 gibi İddiabilir TV'de canlı yayına bağlanacağız yine. Aynen. Birlikte ve sevgili Eyüp Yıldız abimiz ve Caydaş 1978'de telefonla katılacaklar bizlere. Yine muhabbetimizi, sohbetimizi yapacağız. Bu arada mesajlara da cevap veremiyorum. Hem çok mail birikmiş hem de mesaj birikmiş. O yüzden kusura bakmayın. Aynen. Gidince artık cevap vermeye çalışacağım. Ya çünkü da yazanlar yeniden yazsın. Aşağıda kalıyorlar ya. Yani. Hem etkileşim olur. Yo, ben görürüm her türlü. Herkese de cevap ama veriyorum zaten. Bu videonun zaten altına yazarlarsa tekrar daha tabii olur. Buraya da yazsınlar. Etkileşim olur. Bu video derken senin kanalda çakal hayır, hayır senin kanalda yüklenen bu videoya. Benim kanalda yüklenene de yazsınlar tabii yani. Tabii canım, aynen öyle. Buraya da yazarlar, oraya da yazarlar. Evet, Perşembe günü maçlarını yorumladık arkadaşlar sizler için. Fikir birliği yaptık. Aynı maçlara gidelim dedik. Tabii maçlara çalışırken de ufak enstantaneler, ufak tartışmalar, kavgalar, dövüşler olmadı değil. Ha, bunu evet nasıl göreceksiniz? Tabii videonun sonunda bir 15-20 saniyelik ufak bir enstantane koyar yönetmenimiz. Orada kamera arkasını izlersiniz. İlk maçımızla başlayalım hemen. Özellikle 5 tane güzel tercihimiz var. 2 tane de yüksek oranlı tercihler önereceğiz sizlere. İlk aynen, alternatif başlayalım hemen. Evet, 466 koduyla ilk maçımız 18.30'da UEFA Avrupa Ligi maçı. Larnaca kendi evinde Gent takımını ağırlayacak. Tabii Belçika'dan tanıdığımız Gent Ligi oldukça güzel başladı. 6-1'lik Eupen galibiyetini aldı geçen hafta ve Larnaca'da biliyorsunuz Güney Kıbrıs ekibi ve onlar da Avrupa'da gayet güzel başladılar. Ne istiyorsun? Mu istiyor? Hemen verelim. Yok Sudi ya. Reklamını yap. Ha, reklamını yap canım ya. Gelmişiz o kadar reklam. Evet, burada Larnaca'nın kendi evinde ne kadar etkili olduğunu gördük. Hem özetlerden baktık, hem kadro yapılanmasına baktık, oynadığı taktiğe baktık, golcüsüne baktık derken bu takım Gent'e de gol atar diye düşündük açıkçası. Biz yani Gent'in de burada zaten güç farkı da ortada, gol bulabileceğini düşünerekten bilmiyorum, benim fikrim karşılıklı gol var şeklindeydi ama senin söyleyeceklerin varsa. Evet, karşılıklı gol var. Hatta ben biraz sana karşılıklı gol var olabilir dedim. Evet, çünkü şey, şimdi Rum temsilcisi evinde çok farklı oynayan bir takım. Yine takip eden arkadaşlarımız biliyorlardır. Gent'in de son dönemdeki performansı çok iyi. Yani evet, hani hücum oynamama gibi bir durumları yok gibi. Yerlerse muhakkak çıkacaklardır.
şöyle 1-1, 2-1 ayarında bitebilecek bir maç. Aynen. Oranı da çok iyiyken 1.45 orandan burada karşılıklı gol var değerlendirilebiliriz. İlk maçı değerlendirebiliriz dedik. Aynen. Kafanıza yatıyorsa siz de alabilirsiniz ideal kuponlarınıza. İkinci maçımız 468 koduyla. Bu arada yorumlarda siz de fikirlerinizi belirtirseniz arkadaşlar, katıldığınız maçlar olur, fikrimize katılmadığınız, kendi önerdiğiniz maçlar olur. Diğer arkadaşlar da faydalanmış olur oradan hem. Hı hı. Onu da belirtelim. 468 koduyla ikinci maçımız saat 19'da başlayacak. Sparta Prag kendi evinde temsilcimiz Trabzonspor'u konuk edecek. Trabzonspor'da biliyorsunuz Yusuf Yazıcı artık gitti, Lille'ye kadar vardı herhalde. Orada aynen, açıklamalar güzel yapıldı. Transfer. Güzel transfer. Hayırlısı oldu. Olsun Yusuf. Hayırlısı olsun. Trabzonspor'da güç kaybetti ama yine etkili oyuncuları da var. Hazırlık döneminde de izledik. Gayet güzel futbolları, gayet güzel olumlu anlamda gollü maçlar çıkardılar. Sparta Prag'da Çek Ligi'nde 3 haftadır bakıyoruz. Jablonek'i yenmişler. Deplasman beraberliği, kendi evinde galibiyet. Ligleri de yeni başladı. Hazır sayılırlar. Bizim ekibimize göre daha hazır sayılırlar. Sakat cezalıları yok. Ama Trabzon'un burada oynadığı futbolla ben gol bulabileceğini düşünüyorum temsilcimizin. Sparta Prag'ın da kendi evinde gol atması kaçınılmaz diye düşünüyorum. Sonuçta tam olarak hazır değil Trabzon takımı da. İnşallah 1-1 döneriz de. Yani 1-1 bizim için güzel olacak. Burada da bir karşılıklı gol var önerimiz olacak. Şöyle, hazırlık döneminde tabii Trabzonspor'un nasıl futbol oynadığını biliyoruz. Tabii Yusuf da vardı, Yusuf gitti da falan vardı. Ama yani takım belli bir sistemde oturdu artık. Hani takım da artık iyi oldu. Yani biz rakibimizin golüne güveniyoruz en azından. Ben güveniyorum. Trabzonspor golü bulacaktır. Öyle Sparta Prag da öyle yenilmeyecek bir takım da değil. Hatta Trabzonspor'un bu sene iyi bir çıkış yapacağını yine konuşuruz onları falan detaylı. Bu arada bir atlamayalım. Bu Sparta Prag cezasından dolayı seyircisiz sahada oynanacakmış. Evet. Taraftar desteği de olmayacak. O da etkili tabii. Aynen. Yani bir gol de onlar atsa diye düşünüyoruz. Sonuçta karşılıklı gollerimiz gelir. Trabzonspor kadro değeri olarak Sparta Prag'dan çok daha iyi bir takım temsil. Aynen. İnşallah avantajlı skorlar. İnşallah 1-1 çok güzel skor. Çok güzel. Gelse burada Trabzon'da eleriz. İşi bitirir. Aynen. O yüzden burada da var diyoruz değil mi? Tabii. Tercihte var. Karşılıklı gol var dedik. Burada da 1.55 gibi güzel bir oranı var. 1.55. Katılıyorsanız bunu da alabilirsiniz. Oran iyi, oran çok iyi. Yani riski de karşılıyor. 1.55. Riski de karşılıyor. Ben bizim temsilcimize görüyorum da inşallah onlar da atar ya. Aynen. Bir sonraki maçımıza geçelim hemen. 472 koduyla Özgen kendi evinde PSV Eindhoven'u ağırlayacak. Özgen takımını şeyden biliyoruz, kendi liginden takip ediyoruz, biliyoruz Norveç'ten. Yani PSV de yeni versin Özgen'e. Yani PSV de artık bir yeni versin. Evet. Ajax'a Süper Kupayı kaptırdı, lige iyi başlayamadı. Şampiyonlar Ligi'nde Basel'e elendi, Twente deplasmanında yenemedi ama Basel artık maçında çok döküldüler ya. Aynen, çok döküldüler ve artık burada bir şeyler yapmak zorundalar. Ellerinde tek Avrupa namına bu kaldı yani. Burada en azından mutlaka ben gol bulacağım. Oynayış tarzları da hiç alakası yok. Yani normal şartlarda Özgen'i yener her normal türlü. Normal şartlarda. Hollanda'da ben handikap olabileceğini de düşünüyorum mücadele. Kendi evinde evet, aynen, olabilir ama olur. Burada da zaten favori PSV açılmış. Evet. Burada bizim düşüncemiz ne olmuştu arkadaşlara önerebileceğimiz? Özel'in de gol bulabilme ihtimaline karşı, çünkü PSV'nin defansı çok açık veriyor izlediğimiz maçlarda, son mücadelelerinde oranı da gayet güzelken 1-2 1-3 gibi değil mi? Bir galibiyet beklenebilir. 1-2 1-3 ben de öyle bekliyorum. O yüzden üst oranı da 1.65 bulmuşken üste de gidilir. 2 de alınır. 2 de alınır. Ya yani ben bir tanesini aldım mesela, 2. Evet, yan kuponda 2'ye aldık. 1.35 orandan ama yüksek oran için alternatif kuponumuzda, özellikle ikinci kuponumuzda üst tercih. Goller de beklenir. İyi edebilir yani. PSV gerçekten çok iyi değil. Özgen de çok iyi değil ama yani. Ama PSV defansına bir kontradan falan atar mı diyor. Evinde Norveç. Ama PSV galibiyeti de bekliyoruz. Daha doğrusu dediğimiz gibi 1-2, 1-3 gibi bir PSV galibiyeti bekliyoruz. İsteyen 2 değerlendirir, isteyen 2.5 gol üstü. Yani gollü bir PSV galibiyeti bekliyoruz. Aynen evet. Öyle. Onun dışında 482 koduyla diğer maçımız Plovdiv-Strasbourg. Bu maçı sen yorumla ya, senin takım bu. Yorumlamayacağım bunu ben. Strasbourg. Ne yapar? Söyleyemem burada. Rütük gelecek miymiş YouTube'a? Neydi? İçinden geçer. Evet. İçinden geçer. Aynen. Yani geçmiyormuş bir de. Yani rezil etmesin şimdi sana. Strasbourg burada ben net bir galibiyet bekliyorum ama tabii şans bu. Belli olmaz. Her şey olabilir. Penaltı verilir, bir şey olur, farklı bir şey. Yani kıyaslamadığımız zaman. Arada büyük fark var. Yani kıyaslayamayız. 1.150.000 euroluk yok, bir takım. Yok, parasından da değil. Yani kadro değeri bile düşük. Plovdiv yani. Bulgaristan'da ki geçen sene o detayı ver istersen.
kupa muhabbeti Plovdiv. Ha, Plovdiv'in Bulgaristan'daki lig statüsüne göre düşme grubunda oynayıp da oradan kupa alıp kupayı alıp yani bu senenin bizim Akhisar'ı gibi düşünün. Kupa finalisti. Yani burada olmaması gereken ama burada olan bir takım hani Strasbourg gülü oynaya iki maçı da yener diye. Hele Fransa'da iki maç bayağı tabii, farklı. Oranı da zaten 1.65'le açmışlar. Herhalde çok yüklenme var ki 1.45'e kadar. Normal düşmüş. Bu yarına kadar 1.30'ları görür diye düşünüyorum. Düşer aynen. O yüzden Strasbourg maçına da biz güveniyoruz. 2 olarak öneriyoruz ideal 3-0 falan bitebilir. 2-0. 3-0. Bunu da 1.45 orandan 2 olarak hayırlısı alabiliriz. Olsun hayırlısı olsun bakalım. Şansımız yanımızda olursa. Evet, şans her zaman lazım. Bir sonraki maçımız 493 yine 21.30'da oynanacak. Vaduz kendi evinde Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Evet. Burada da baktığımız zaman tabii kalite farkı yine ortaya çıkıyor. Burada Eintracht Frankfurt'un çok rahat biz yenmesini bekliyor. Kim yoktu Eintracht Frankfurt'ta? Biz değil, herkes bekliyordur herhalde. Bunu. Yani bekliyordur. Bunu Frankfurt'ta da değerlendirelim diyorum. Rebic... Yani Rebic sakatmış, oynayamayacak. Oynamaz ama. Büyük ihtimal ama Kostić geldi artık, alındı o. Evet. Solda en önemli oyuncularımızdan bir tanesi olacak. Tabi Sebastian Haller falan gitti ama yani Frankfurt'ta Vaduz'la Liechtenstein temsilcisiyle yani, hani Liechtenstein ne ki değil. Temsilcisi ne olsun. Zaten bir önceki turda Flora karşısında falan hani 2-1 falan yendi ama çok da gol ya kaçırdı. Bu maçta bir şey olmazsa, yanlış anlaşılmasın, hani ekstra dış etmenler olmazsa +7 falan kendi tek başına yani yapabilir. Yani farklı bir Frankfurt galibiyeti bekliyoruz burada da. O yüzden handikap ikisinin oranı çok güzel. 1-5 gibi güzel bir oran. Onu deneyebileceğimiz gibi 4-6. Güvenmeyenler gollere gidenler. Aynen 2.5 gol üstü falan 1.40 orandan o da denenebilir dedi. Ana kuponuma koydum ben 2.5. Evet, ana kuponumuzu zaten söyleyeceğiz şimdi. Birazdan ana kuponumuzu. Bir de iki tane şey maç söyledik. Böyle öğrenciler için ya da yüksek oranlı. Yüksek olan bitebilecek mücadele var. İki tane aklımızdan öyle geçti. Aklımızdan ortak geçti. Fikirde buluştuk. Aynen. 465 koduyla saat 17'de başlayacak. Buna çok yorum yapmaya gerek yok. Astana kendi evinde Valletta'yı konuk edecek. Yüksek orandan buna Astana 2-0-3-0 alır dedik. Gol yemeden. Değil mi? Yani bu bizi takip edenler biliyorlardır zaten. Bu rakım olaylarına falan çok giriyorum. Ben bir de yani Valletta buraya geldi tamam falan ama pek bir şey yapamadı. Astana bu geçer yani turu ve gol yiyeceğini düşünmüyorum ben. İnşallah aynen, yemez. 2-0-3-0 kazanacağını düşündüğümüz için 2-10 orandan 2-3 gol. Sadece 2-3 gol düşünüyorum. Sadece 2-3 gol. Belki aynen. 2-1 olur atar belki Valletta aynen. Da bilemiyorum. Bu da yüksek oran için alternatif kuponlardan genelde denilebilir. Astana'da başarılı olduk zaten bu zamana kadar. Aynen. 2-3 gol güzel bir tercih olacaktır bu maça. Bir de temsilcimizin maçı var yine yüksek orandan önerebileceğimiz 497 koduyla 22'de oynanacak. Partizan kendi evinde temsilcimiz Yeni Malatya Spor'u konuk edecek. Tabii oranı 2 ile açmışlar. 1.85'e daha sonra 1.75'e düşmüş. Partizan deplasmanı temsilcimiz için zor bir deplasman. Tabii bir önceki rakibi Malatya 10 kişi kalmasına rağmen zorlanmıştı turu geçerken biliyorsunuz ama yine de burada da yine bir şeyler yapmaya çalışacaklardır. Partizan bir de oynadıkları maçları incelediğimizde 1-2 özetine de baktık. Gol yemekte yani bayağı yemiyorlar. Yemiyorlar. Defansları gayet gol güzel. Hı-hı. O yüzden burada yine 1-2-3 gol öne çıkabiliyor. Gol atsak bile 1-1 ya da 2-1 Partizan'ın. İnşallah yani. Atarız da İnşallah zor. İnşallah atarız. Zor. Atmamız çok güzel olur. Hani Fofana falan kaçarsa. Yani aynen. Burada da 2-3 golü 1.75 orandan bir kuponda deneyebileceğimiz gibi Partizan galibiyeti de yine aynı orandan 1.75 orandan maalesef orada 1-0 bile yenilse. Handikap 0 sistem için ha, güzel sistem gibi. Için, 1-0 bitebilecek bir maç gibi gözüküyor. Ya da gol atarsak 2-1 de dönebilir. İnşallah atarız. Aynen. Handikap 0'ı da yüksek orandan 3-10 gibi bir orandan denenebilir. Bizim tercihlerimiz bunlar arkadaşlar. İlk 5 önerdiğimiz maç zaten en güvendiklerimiz. Son 2 de zaten yüksek oran için. Burada bir kupon çıkardık. Bir kupon oluşturduk. Ortak olarak bir 50'şerden 100 lira basmayı düşünüyoruz. Tabi rakamlara siz takılmayın. Siz tabii tahminsiteplus.com'a da girsinler. Orada fon vereceğiz. Aynen. Alternatifleri de göreceğiz. Alternatifleri de değerlendireceksiniz. Yavaş yavaş değerlendirebilirsiniz. 468 Sparta Prag Trabzon maçına karşılıklı gol var koyduk kuponumuza. 472 Özgen PSV maçına biraz da orana giderek 1.65 orandan 2.5 gol üst koyduk. 482 Plovdiv Strasbourg maçımıza 2 dedik ve Vaduz Eintracht Frankfurt yine 493 handikap 2 dedik 1.55 orandan 5.75 6 oranıyla evet, biz 100 liraya 600 alıp akşam 300 paylaşıp ezmeyi düşünüyoruz artık inşallah gelirse. Dün zaten 8 oranlı kupon tutturmuşum. Zaten 5 liraya 40 lira gelmiş yani. Onu da bu akşam ezelim. 5 lira ne yaptı? 40 lira. 5'i 8'e katladık ya. Var mı bizim daha ne olsun? Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arda kardeşimize de teşekkür ederiz. Bizlere eşlik etti fikirleriyle, tercihleriyle inşallah birlikte olup ilk çektiğimiz videoyla sizlere kazandırırız, full çekeriz diye düşünüyoruz. İnşallah. Şans bizimle olsun. Var mı söyleyeceğim bir şey? Normal. Herkese bol şanslar. Herkese bol şanslar. Yüksek tabii ki de oynamalarını hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Genç arkadaşlarımız özellikle. Burada söylenen hiçbir şey garanti değil zaten onları da biliyorsunuz. Tahminlerimiz, yorumlar. Aynen sizler zaten izliyorsunuz bizleri. Şükrü abimiz zaten değerli bir abimiz. İşte sayın yönetmenimiz var. Biz de Antalya ordu kafile şeklinde geldik. Onlar da dışarıda. Evet.
Yani kaçtım geldim aralarında. Deniz kenarından geldi görüyorsun. Yani gömleği çekmiş üstüne. Gece gündüz denize giriliyor. Antalya ile ilgili söyleyeceklerim var. Bir sonraki sonra videoda söylerim onları. Aynen. Daha bir de spor programı çekeceğiz sizler için. Takımları sıkıntımız değerlendireceğiz. Yani. Onu da evet ne zaman yönetmen perşembe günü falan yükleriz. Yine hem onun kanalında hem benim kanalımda. Bol şanslar dileyelim herkese. Hepinize bol şanslar dileyelim. Alternatif kupon mutlaka yapın arkadaşlar. El salla bakayım. Aynen öyle. Nasıl sallıyorsun sen? Şöyle. Şöyle. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Aşağı doğru. 1-0-5 oran vermişler. Ne diyeceksin ona? Ne diyeyim, üstte sen 1-35. Geç onu ya. Ne diyeyim ben sana ya? 5. maçı bulalım, kapatalım. Astana, Astana Valet de abi. Lan genç 1-0-5'ten ne vereceksin ona? 2-3 gol. Valet de atarsa? Nereye atıyor? Yavaş atsın. 2-0 da alır. Valet de en son kimi yendiydi ya? Bu takımları hep unutuyorum ben en son.